Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Euzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve hab lana min ledünke rahme. إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صدق الله العظيم. Değerli arkadaşlar, yine her zaman olduğu gibi önce teberrük babında bir meseleye değineceğiz. Sonra da okuma sohbetimize inşallah devam edeceğiz. Malum olduğu üzere Büyük Mustaripler Düşünce Tarihine Bakış isimli eserden, Salih Mirza Beyoğlu'na ait isimli eserden okuma sohbetlerimiz devam ediyor. Ve her okuma sohbetten önce bir mevzuya temas ediyoruz. Meselelere nispetimizi kurabileceğimiz mevzularla başlamaya çalışıyoruz. Bugün de yine aynı minval üzere bir Nakşi büyüğünden bir meseleyle mevzuya girmek istiyoruz. Fakat bu mevzuun işaret fişeği olması bakımından yine Büyük Mustariplerden okuyacağımız bölümün son kısmından bir hatırlatma yapmak istiyoruz. Deli, divane ve salak başlığı bugünkü okumamız. Bu başlıkla başlayan bölümün son kısmında bir hatırlatma var. Biz de bu hatırlatmayla mevzumuza girmek istiyoruz. Akabinde de bu mevzuyu aktardıktan sonra okumamıza inşallah devam edeceğiz. 30. sayfada İbda Mimarı şöyle diyor. Dönelim kendimize. Meseleleri anlatıyor. Anlattıktan sonra işaret fişeği babından olmak üzere dönelim kendimize diyor. Şah Nakşibend Hazretleri'nin bildirdiği sıhhat bulmak için her şeyden evvel hasta ve mariz olan kimsenin halini bilmesi ve deva istemesi şarttır diye Şah Nakşibend Hazretleri'nden bir bölüm naklediyor. Hasta sıhhat bulmak için her şeyden evvel hasta ve mariz olduğunu bilmesi lazım. Bu hikmetin yanı başında diye devam ediyor İbda Mimarı. Bu hikmetin yanı başında hatırlanması gereken olarak Üstad'dan şu cümleyi aktarıyor. Sadece ızdırabı azizleştirebilsek, ki eserin adı Büyük Mustariplerdi biliyorsunuz. Sadece ızdırabı azizleştirebilsek, yani mustarip olmanın hakikatini idrak edebilsek, sadece ızdırabı azizleştirebilsek, keşke bir mustaripler kampımız olsa diyoruz da. Bunu aktardıktan sonra kampımız olsa şeklinde neticesi belli bir sebep tayini vardır diyor İbda Mimarı. Ve arkasından da bir ah çekerek ah diyor. Bütün olma, oldurma ve hamle ruhunu içinde toplayan o sebep dileğini kül halinde bir iç yangını nidasıyla
hedefine yöneltiyoruz. Tek kelime, iki nokta üst üste koymuş ve tek kelime şu: Allah'ım diye bitiriyor. Şimdi biz buradan bir mustaripler kampının olması gereken hali nedir? Bu mevzu üzerinde bir takım şeyler anlatmaya çalışacağız Nakşibüyü'nden. Ve yine Şah-ı Nakşibend Hazretleri'nin sıhhat bulmak için her şeyden evvel kişinin hasta olduğunu, marazlı olduğunu bilmesi hakikati üzerinde bir mevzuya temas edeceğiz inşallah. Bir insan hasta olduğunu nasıl bilir? Şayet midenizde bir sancı söz konusu ise bunu fiziki manada hissedeceğiniz için doktora başvurursunuz. O size gerekli ilaçları verdikten sonra kendinizi tedaviyle meşgul olursunuz. Fakat şayet bu hastalık fiziki bir hastalık değilse bu meselenin içinden nasıl çıkarız? Şah-ı Nakşibend Hazretleri'nin ifade etmeye çalıştığı bu. Yani ruhi manadaki marazın, hastalığın tedavisi nasıl olmalı? Nasıl olur? Veya bu hastalığın doktorları insanlara neleri tavsiye ediyorlar? Ne gibi yollardan onları yürüterek hedefe ulaştırıyorlar? Sıhhat bulmaları için nelere yöneliyorlar? Ehlullah buyuruyor ki, bir insan bize geldiğinde hasta ve mariz olduğunu zanneden, ruhi manada bir kıvam ifade etmeyen, iç alem düzenindeki dengeyi oturtamamış bir hasta, hastalığının farkında olmak suretiyle bize iltica ederse, bize gelirse, biz diyor ona 5 şeyi önce teklif ederiz. Bu 5 şey, birincisi yalan söylememektir. Bize gelen hastaya, şayet hastalığının farkında olarak bize iltica etmişse bu böyledir. Yalan söylememek, biz bunu ona telkin ederiz. İkinci de gıybet etmeyip kimsenin aleyhinde bulunmamayı ona tavsiye ederiz. Üçüncü de abdestsiz gezmemenin gerekliliğini ona anlatır, tembih ederiz. Sakın ha abdestsiz yere basma tavsiyesinde bulunuruz. Dördüncüsü, 5 vakit namazı mutlaka vaktinde eda etme çabası içinde olmasını tavsiye ederiz. Beşincisi ise, şayet kaza namazları ve oruçları varsa hepsini kaza etmesini kendisine tavsiye ederiz. Tabi hasta ve mariz olduğunu bilen kişi eğer böyle bir başvuruda bulunmuşsa bu nasihatleri dinledikten sonra tabii olarak bu nasihatlere uymanın, uyabilmenin, uyabilmek için kolay yolların bulunabilmesi babında doktorunun yanından ayrılmamak, onun sözünü dinlemek, onun muradını kestirmek gibi bir istikameti de muhafaza etmesi gereklidir. Bu istikameti muhafaza etmeye çalışan salik, yani mürit, yani derviş, yani hasta ve mariz olduğunu bilen Müslüman kişi, mümin ve mümine kişiler, bu yola girdikleri andan itibaren kendilerine tavsiye edilen şeylere eğer hakkıyla riayet etmeyi başarırlarsa, hakkıyla riayet etmeyi başarırlarsa, söz dinlerlerse,
emir telakki ederlerse kendilerine söylenen şeyleri, yani bir doktorun fiziki manadaki hastalığı için verdiği ilacı hastanın reddetmemesi meselesinde olduğu gibi, ruhi manada kendisine tavsiye edilen reçeteye hakkıyla riayet ederse, bir müddet sonra hastalığının şifa bulduğuna şahit olmaya başlar. Tabi her şeyden önce, bütün bu mevzulara girmeden önce önem addeden mevzu şudur ki, fiziki manadaki bir hastalıkta insan fiziki ızdırap duyduğu için hastalığını reddetmesi mümkün değildir. Yani mide kanaması geçiren bir insan, hayır benim acım sızım yok diyemez. Kolu bacağı kırılmış bir insan, hayır ben şu anda hasta değilim, bende herhangi bir maraz söz konusu değil, bende bir sakatlık söz konusu değil diyemez. Zira fiziki manada duyduğu acı buna engeldir. Ama ruhi manadaki acılar böyle olmadığı için, o acıyı yaşamış olduğu halde onu hissedemediği, idrak edemediği için doktora başvurması çoğu zaman mümkün değildir. Şu an baştan başa bütün batının problemi de budur. Istırap içinde kıvranan insanoğlunun derdi ve problemi aslında budur. Yani hasta ve mariz olduğunu bilmediği için doktora iltica edememesi, doktora yönelmemesi. Şimdi ruhların tabipleri olan Ehlullah'a gittiğimizde onların tavsiyelerini tabi olarak yerine getirmeliyiz ki bir müddet sonra acının dindiğini fark etmeye başladığımızda hakikaten hasta olduğumuzu da idrak etmemiz mümkündür. Mesele o zaman kolaylaşır. Madem ki fiziki bedenimizin hastalığını hissediyoruz, ruhi bedenimizin hastalığını da hissetmek zorundayız veya hisseden büyüklerin eteğine sarılmak suretiyle bu hastalığın inceliklerinin ne olduğu, nasıl geldiği, insana nasıl musallat olduğunun yollarını onlardan öğrenmeliyiz. İşte bunu hissedebildiğimiz an kendilerine gittiğimizde bize bu 5 tavsiyede bulunuyorlar. Ondan sonra da bu 5 tavsiyeyi rahatlıkla ve kolaylıkla yerine getirebilmemiz için ağrımızı ve acımızı dindirme teşebbüsü içine giriyorlar. Ağrımız ve acımız dinmeli ki biz hayatın hakikatini idrak etme konusunda bazı şeyleri hissetmeye başlayabilelim ve yavaş yavaş bir çocuğun büyümesi şeklinde ayaklarımızın üstünde duralım, bir müddet sonra yürüyelim, bir müddet sonra büyüyerek belirli şeyleri idrak etmeye başlayabilirim. Şimdi bu 5 emrin yerine getirilmesiyle alakalı Ehlullah buyuruyorlar ki letaif-i seb'a denilen 7 letaifin insandan nurlanmış olması halinde bu emirler ve bütün emirler, şeriat-ı garranın nefse ağır gelen bütün emirleri insana kolaylaşır. Letaifi seb'a, yani 7 latife. Şimdi Ehlullah'tan bunların ne olduğunu öğreneceğiz. Bu arada sanatkar mizaçlı arkadaşlarımızın renklerle alakalı mevzuda da burada elde edecekleri çok şey var zannediyorum, dikkat ederlerse. Çünkü burada letaif-i seb'a denilen 7 latife, ruhlar aleminden olan 7 latifenin her birinin kendine has bir rengi vardır. Bunlar zikirle ve fikirle nurlandırıldıkça o renkler daha da kendilerini izhar ederler. Dolayısıyla orada o renkler vasıtasıyla bir takım hakikatler idrak edilmeye başlar. Renklerin ne manaya geldiğini de fizik ruha tabidir hikmeti mucibince bu letaif meselesinde bulabiliriz.
Ehlullah diyor ki,